sen gönlümde açıveren dikensiz gülsün. Gel yanıma yüzüm gülsün. Sen gönlümde açıveren dikensiz gülsün. Hasreti koyma yerine, gidersen kalırım yarım. Yarım eksik yanım sensiz, kalırsa bil ki yanarım. Hasreti koyma yerine, gidersen kalırım yarım. Yarım eksik yanım sensiz, kalırsa bil ki yanarım. Yanarım sana, yanarım aşka. Sormayın dostlar, bu sevda başka. Yanarım sana, yanarım aşka. Sormayın dostlar, bu sevda başka. Uzak durma, uzak olma, duygularımla oynama. Kalbimin kapılarını açtım sana. Duvarlarım vardı yıktım, barikatları kaldırdım. Yolları sana açtım, anlasana. Uzak durma, uzak olma, duygularımla oynama. Kalbimin kapılarını açtım sana. Duvarlarım vardı yıktım, barikatları kaldırdım. Tüm yolları sana açtım, anlasana. Sensiz gülsün. Gel yanıma, yüzüm gülsün. Sen gönlümde açıveren dikensiz gülsün. Hasreti koyma yerine, gidersen kalırım yarım. Yarım eksik yanım sensiz, kalırsa bil ki yanarım. Hasreti koyma yerine, gidersen kalırım yarım. Yarım eksik yanım sensiz, kalırsa bil ki yanarım. Sana yanarım aşka, sormayın dostlar, bu sevda başka. Yanarım sana, yanarım aşka, sormayın dostlar, bu sevda başka. Uzak durma, uzak olma, duygularımla oynama. Kalbimin kapılarını açtım sana. Duvarlarım vardı yıktım, barikatları kaldırdım. Yolları sana açtım, anlasana. Uzak durma, uzak olma, duygularımla oynama. Kalbimin kapılarını açtım sana. Duvarlarım vardı yıktım, barikatları kaldırdım. Tüm yolları sana açtım, anlasana. Hoş bulduk. Berk Ercan bizlerle. Ne var ne yok? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Ay bizler de öyle. Gel seni güzel bir isimle tanıştırayım. Erhan Yazıcıoğlu. Merhaba. Nihal Hanım. Hoş geldin. Leyla annemiz. Güzel lezzetler yapıyoruz bir taraftan. Vallahi harika kokuyor. Harika kokuyor. Hem öğretmensin hem şarkıcısın. Müzik evet. Öğretmeni oldun duydum. Aynen öyle. Hem müzisyenim, bir taraftan da müzik öğretmeniyim. Öğrencilerinle videolar paylaşıyorsun sosyal medyada. Çok da seviliyor. Paylaşıyorum. Benim de çok hoşuma gidiyor çocuklarla bir şeyler yapmak. Onlarla paylaşıyorum. Çok da güzel tepkiler alıyorum bu şekilde.
Valla çocuklarla bir arada olmak harika bir şey. Kaç senelik öğretmensin? 3 senelik öğretmenim. 3 sene. Evet. Bravo. Kaç senedir müzikle ilgileniyorsun peki? Valla kendim bildim bileli müzikle ilgileniyorum ama 2005 yılında ben konservatuvara giriş yaptım. 2009'da mezun oldum. O hangi günden beri profesyonel. Haliç Üniversitesi. Güzel. Haliç Konservatuvarı'nda. Mecidiyeköy. Mecidiyeköy'deydik. Şimdi artık yerler esiyor. Yerinde öyle binanın. Mi? Tabii. Geçti mi? Tabii. Aynen İyi öyle. İyi valla. Bak videoyu da görüyoruz. Ay yavrularım beni. Lapa lapa ka. Çok tatlı. Kara sevda. Çocuklara müzik aşkı böyle çocukluktan değil mi? Kesinlikle küçük öyle. Özellikle bu dönemde yani kültürün sürekli değiştiği bir dönemde bizim asıl öz kültürümüzü ve klasiklerimiz diyebileceğimiz şeyleri çocuklara öğretebilmek lazım. Değil mi? Aynen öyle. Yoksa kültürel olarak bir asimilasyon sürecine giriyor çocuklar ve maalesef ki tamamıyla kesinlikle öyle. Türk müziğinden de uzaklaşmamak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani gerçek Türk müziği. Bütün kültürleri öğrenmek lazım. Ama ilk başta kendimizin olanı öğrenmemiz lazım. Hepsini öğrenmek lazım. Evet. Aynen öyle. Peki öğrencilerine bir proje yapmayı düşünüyor musun? Vallahi ileriki dönemlerde olabilir. Tabii kendi adıma eğitim anlamında ileride tabii çok projelerim var. Ne kadarını gerçekleştirebilirim bilmiyorum. Önemli bir eğitim vakfı kurmak. Niye olmasın? Yani nitelikli bir eğitimi Türkiye'nin her yerine ihtiyacı olan insanlar özellikle böyle düşünceleri duymak dahi çok güzel. Var tabii ama şu an sadece hayal. Ama neden olmasın inşallah. Neden olmasın aynen inşallah. Öyle yani bütün İlk gerçekler hayallerden. İlk çıktı Yanarım. Evet Mayıs ayında Yanarım'ı çıkarttık. Şu an ikinci single çalışmasına da devam ediyoruz. Sevgili Cem Şengül kardeşimle birlikte aranjörüm aynı zamanda. İnşallah çok yakın bir zamanda ikinci single çalışmamızı da çıkartacağız. Hayallerinin peşinde koşalım. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayal kurmak güzel, evet, onları gerçekleştirmek için bir neden ilk başta. Benim de bir hayalim var. Sana inat bir erkek programı yapacağım, Allah. Göreceksin. Öyle mi? Bütün erkekleri toplayacağım. Ay çok hoşsun. Allah'tan iyi ki geldim ben bunların arasında tekrar. Tamam, desteği buradayım. Biz kadınlar bilir diyoruz, siz erkekler. Daha iyi bilir. Öyle mi? Hadi bakalım. Ay çok hoşsunuz ya. Gerçekten böyle güzel insanları ağırlayınca insan daha da bir mutlu oluyor. Menajerliğini annen yapıyormuş. Menajerliğimi aynen öyle. Annenle yapıyor. Çalışmak nasıl bir his? Sıkıntılar oluyor mu? Oluyor canım tabii ki. Şöyle yere vurduğu, masaya vurduğu noktalar. Fırça atıyor mu? Fırça atıyor mu? Artık burçlardan mı bilmiyorum. O Koç burcu, ben Oğlak burcuyum. Biraz inatlaşmalarımız falan oluyor. Ama gene de iyi anlaşıyoruz. Ben ilk bu işe girerken yani konservatuarı bitirdikten sonra işte bir yıl Kültür Bakanlığı'na çalıştım. İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda ben. Ardından solo konserlerime başlarken işte menajerim yani annem dedi ki bana sen hiç mutfak kısmıyla, şey kısmıyla, istihane kısmıyla ilgilen sen sadece. Geri kalan bana daha ait dedi. Daha önce ne yapıyordun anneciğin? Ev hanımı. Ev hanımıydı yani. Gençliğinde memurmuş. Menajer oldu. Evet, sakalını kes güzelliğin ortaya çıksın demiyor mu? Yok bırakmadı. Bırak diyor. Bırak sakalı. Mı diyor? Bırak diyor evet. Herkes sakallı. Yüzünüzü görmüyoruz be oğlum. Ben ama oğlum olsa evet. Böyleydim. Oğlum olsa böyleydim. Ya bir kes bir okulda, okullarda da bayağı problem yaşadık bu anlamda ama en sonunda kabul ettirdim kendimi bir şekilde. Bir son yıllarda hakikaten bir sakal bıyık modası var. Bilmiyorum ben hep böyleydim ama yani lise zamanlarında da hep gönderirlerdi beni. Ya git şu sakalını kes öyle gel falan diye. Nerelisin? Elazığlıyım aslında. Doğma büyüme İstanbul Kadıköy'lüyüm. Elazığ. Yemek evet. Kültürüne hakim misindir? Yani biraz o konuda seçeceğim ya şimdi çok kötü tarafı. Anneciğim mi yapar sen yiyen taraf mısın yoksa mutfağa girer misin Erhan Bey gibi? Yiyen taraf. Ben yapan. Yapan. Ben yiyen taraftayım. Ben yiyen taraftayım. Güzel.